İsmail Kılıçarslan, Büyük Dava Adamı Cem Uzan Cem Uzan'ın son zamanlardaki performanslarını seyrediyor musunuz? Z kuşağını da arkasına katmış sosyal medyadan gümbür gümbür geliyor maşallah. Paris'te lüks bir hayat yaşayan Cem Uzan mağdur hikayesi anlatıyor bize. Kendisine o kadar kumpas kurulmasına, o kadar kötülük yapılmasına ve her şeylerine el konulmasına rağmen hayat standartında hiçbir değişiklik yok. Her şey yerli yerinde. Bir dahi maşallah. Esip gürlerken bazen duruyor, duygulanıyor. Atatürk gibi poz veriyor, uzaklara bakıyor, dalıyor, derin nefesler alıyor, sesi çatallaşıyor, ağlamaklı oluyor. Bana ve aileme kumpas kurdular diyor. Yalnız hakkını teslim edelim. Cemuzan muhalefet liderlerinden daha başarılı. Z kuşağının anne demeyi öğrendiği yıllarda renkli bir şahsiyet olan Cemuzan hayatımızı renklendirirdi. İnternet sayesinde hasret sona erdi. Yine renksiz hayatımızı renklendirmeye başladı. Eksik olmasın. Bir yandan da mesele şu. Cemuzan'la röportaj yapan gazetecilerin neredeyse hepsi muhalif gazeteci. Bize her vesileyle gazetecilik dersi veren, belgelerle konuşan, halk adına hesap soran, korkmadan gerçekleri yazan, hatta diktatörler karşısında bile aslan kesilen gazetecilerden bahsediyoruz. Fakat nasıl oluyorsa oluyor bu araştırmacı gazeteciler Cem karşısında süt dökmüş kedi gibi duruyorlar. Hiç belge göstermedikleri gibi kibar mı kibar sorularla çanak nasıl tutulurun kitabını yazıyorlar. Efendim böyle iddialar var ne diyorsunuz? Uzan kafiyeye bile dikkat ederek veriyor cevabı. Kumpas asparagas. Sanıyorsunuz ki araştırmacı gazetecilerimiz hazırlık yapmış, netameli konulara kibarca giriş yaptığına göre devamı gelecek. Uzun süredir üzerinde çalıştığı dosyasını açacak ve bir numaralı belgeyi kameraya gösterip didiklemeye devam edecek. O iddiaların devamı gelmiyor, detaylarına inemiyor, devamını getiremiyor muhalif gazetecilerimiz. Edebiyat ödevi olarak mahalledeki kasapla röportaj yapan lise öğrencisi gibi sıradaki soruya geçiyor. Sizin için dolandırıcı diyorlar. Siz dolandırıcı mısınız? Önce bir kahkaha atıyor Cem Uzan. Kısa ve öz konuşuyor. Asla, iftira. Dedik ya sadece şiirde değil dolandırıcılıkta da kafiye, önemli. Aklıma takılan şu, ekonomik kriz konusunda susmak bilmeyenlerin hala faturalarını ödediğimiz 2001 yılındaki ekonomik kriz hakkında hiç konuşmamaları Size de ilginç gelmiyor mu? 2001 yılında 24 banka hortumlandığı için battı ve o günün parasıyla 30 milyar dolar çaldılar. Büyük mağdur Cem Uzan ve toz kondurmadığı ailesinin İmar Bankası'nda buhar ettikleri para 6 milyar 500 milyon dolardı. Bankanın resmi kayıtlarına göre topladıkları mevduat toplamı 500 milyon dolar civarında görünüyordu özel bir bilgisayar yazılımıyla iki ayrı kayıt tuttukları aslında vatandaştan topladıkları paranın sadece %10'unu gösterdikleri ortaya çıktı bir başka ifadeyle söylersek ödemesi gereken verginin sadece %10'unu ödedi senelerce aslında soruyu genelleştirelim 24 bankadan 30 milyar doları kim çaldı cevap net şu anda büyük muhalif pozu veren duayen gazetecilerin eski patronları. Malum o zamanlar banka patronlarının çoğunun aynı zamanda medyası vardı. Memleket zor günler geçirirken, gazeteler arasında kıyasya rekabet varken ve çoğu zor durumdayken, herkes ekonomik krizin mağduruyken bu duayen gazeteciler rekor transfer ücretleri ve yüksek maaş alabiliyorlardı. Bu değirmenin elbette bir suyu olacaktı. Cemuzan senelerdir İmar Bankası ile bir alakasının olmadığını söylüyor. Peki belgeler ne diyor? TMSF'yi iyi bilen gazeteci bir arkadaşımı aradım. Niçin üzüyorlar Cem Bey'i? Ayıp oluyor ama dedim. Adamın için Paris'te lüks hayat yaşamaya mahkum ediyorlar. Bitsin artık bu hasret yollu takılmalarıma gülerek cevap verdi. Meraklı bir adliye muhabiri bile bu belgelere rahatça ulaşabilir. Detaylara boğmadan özetleyecek olursak hikayenin özeti şu. Cem Uzan İmar Bankası'nda sorumluluktan yırtabilmek için Beyoğlu'ndaki bir noterde geriye dönük bir işlem yapmaya çalışmış fakat yakalanmış. Yani TMSF e bankaya el koymadan önce bankadan ayrılmış gibi göstermek istemiş. Şahsına ait olan hisselerini kendi şirketlerinden birine satmış gibi göstermeye çabalamış ama yakalanmış. Cem Uzan'ın renkli hayatını bir yazıda anlatabilmek elbette mümkün değil. Ama toparlamaya çalışırsak mesele şu. 2004 senesinde bankaya yatırılan paraların hepsi devlet güvencesindeydi. Şimdi 200 bin liraya kadarı devlet güvencesinde. İmar Bankası'na vatandaşın yatırdığı ve hortumlanan 6 milyar 500 milyon doların Tamamı devlet güvencesindeydi. Banka batınca ve paraların buhar olduğu anlaşılınca devlet bizim vergilerimizle uzanların mağdur ettiği vatandaşların parasına ödedi. Yanlarına kar kalmasın diye bankacılık kanunu değiştirildi ve TMSF'nin yetkileri artırıldı. Devlet bizim vergilerimizle ödediği parayı TMSF eliyle Uzan gibi banka patronlarının bütün mal varlıklarına el koyarak geri almaya çalışıyor. Bu meşhur banka ve medya patronlarından birisi de Erol Aksoy. TMSF e geçen sene New York'ta Erol Aksoy aleyhine açtığı davayı kazanmış ve kızına aldığı daireyi sattırmıştı. Konuyla ilgili haberlerde ilginç bir detay vardı. New York mahkemesi paranın kaynağı konusunda çelişkili açıklamalar yapan Bay Erol Aksoy ve kızının güvenilir tanık olmadığına karar vermiştir. New York mahkemesinin görebildiği gerçeği zamanında Erol Aksoy'dan yüksek maaş almış büyük gazeteciler nedense göremiyor. Benim gibi can sıkıntısından Erol Aksoy'un Twitter hesabını inceleyecek olursanız onun da Berna Lechin gibi tweetler attığını göreceksiniz.'' O da büyük muhalif, o da dava adamı, o da mağdur. Buradan anlamamız gereken şey şu. Mağdur olmak bile lüks bir şey. Canına yandığımın memleketinde fakirin mağdur olmaya bile gücü yetmiyor. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Melih Altınok İran elbet FETÖ'sünden kurtulacak ama İran isyan günlerinde Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40'ı aştığı söyleniyor. Protestoların fitilini ateşleyen olayın, başını örtmediği için gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesi olduğu söyleniyor. Kimileri Amerika'nın Batı'nın ateşe benzin dökmesini, Elon Musk'ın göstericilere internet desteği için Starlink'lerini görevlendirmesini hatırlatıp İran'a operasyon çekildiğini anlatıyorlar. Göstergeler bunlar mı bilmiyorum ama doğrudur. Eski Amerika başkanları tarafından resmen defalarca tanımlanan Amerika derin devletinin İran ve benzeri rejimler sayesinde kendine meşruiyet sağladığını biliyoruz. Bildiğimiz bir başka nokta ise siyayın bu meşruiyet aygıtlarının kuruluşundaki katkısı. Tıpkı Trump'ın bahsettiği Amerika'nın Suriye'ye çökme bahanesi olarak gösterdiği IŞİD'in kuruluşunda Obama'nın katkıları gibi Evet, mollalar solcuları ve liberalleri kafalayıp Kategulli ile iktidara aldıktan sonra ne zaman Amerika'nın dümen suyundan çıkıp kendilerine çalışmaya başladılar tartışılır. Kesin olansa FETÖvari bir örgütlenme olan ve İran'da iktidarı da benzer yöntemlerle alan iktidardaki çetenin ülkeyi 40 yıldır esir almış durumda olduğu. FETÖvari derken yalnızca Amerika derin devleti ile ilişkilerinden ötürü bunu söylemiyorum. Başörtüsü zorunluluğuyla sembolleşen rejimin İslam'ı araçsallaştırması da FETÖ'nün 1980 model bir versiyonu olduğunun işareti. Mesela rejim sözcünün dindar yazarı Ayşe Sucu modeli başörtüsü zorunluluğunu çok şeriatçıyız o yüzden diye izah ediyor. Ama niçin Müslümandan saymadıkları Suudiler ya da Taliban kadar olamadıklarını, burkayı kara çarşafı mecburi tutmadıklarını anlatmıyor. Özetle örtünmeyi füruat sayan FETÖ'nün Müslümanlıkla ne kadar alakası varsa bunların da öyle. Çünkü yazılımcıları aynı, yalnızca sürüm farklı. Biz halk olarak Türkiye'nin Hümeynisi olmaya çalışanı ve çetesini bertaraf ettik. Komşumuz İran halkı da bir gün mutlaka takıya üzerine kurulmuş oligarşik rejimden kurtulacak. Ama bunu küreselcilerin desteğiyle, haklı direnişlerini istihbarat servislerine meze yaparak, okupi araçlarıyla kirleterek başaramayacaklarını akıllarından çıkartmamalılar. Uyanık olmalılar. Yoksa 40 yıl önce şahtan kurtulalım diye içine düştükleri hatayı tekrar eder, yine yağmurdan kaçarken doluya tutulurlar. Melih Altınok, Sabah